Herkese selam, kolay gelsin, iyi oyunlar. Bu video biraz değişik bir video olacak. Geçen pazartesi akşam mahalle ziyaretlerine gittik. Bir mahalleye gittiğimizde bir arkadaşlarla tanıştık, tesadüf. DMD hastalığı diye bir hastalık varmış, ilk defa duydum ben. Kas hastalığıymış bu. Ve bu arkadaşların hepsi organize olmuşlar. Bir mahallede toplanmışlar. Daha sonra da bir farkındalık için bir video çekelim mi abi dediler. Ben de seve seve kabul ettim. Şimdi o mahalledeyim zaten. Mahalledeki arkadaşlarla sohbet, muhabbet edeceğiz biraz. Bugünkü videomuz da böyle olacak. Mahallenin üyeleri böyle bir şey hazırlamışlar. Çok da güzel olmuş. DMD bir kas hastalığıdır. Kasları eriyen DMD'li çocukların yaşamını kolaylaştırmak toplumsal destekle mümkün. Yanımızda ol, destek ol, DMD'yi yenelim diye böyle bir şey yapmışlar. Çok da şık olmuş. Vallahi yani yaklaşık 5000 kişi varmış Türkiye'de. Bunları ben yeni öğrendim hep. Bu farkındalığı yaratalım diye küçük de olsa bir katkımız olursa seviniriz tabii. Bu arkadaşlara yardım olabilir. Bildiğin herhangi bir bilgiyi paylaşmak isteyebilirsin. Ya da sormak istediğin bir şeyler olabilir. Nasıl ulaşabileceğiniz falan her şey videonun içinde olacak. Şimdi bir tanışma faslıyla başlayalım. İyi akşamlar. Arkadaşlar. Ben küçük bir önce isterseniz anlatın kısaca. En yükseği 76 level. Benim mahallemden de iki tane arkadaş burada. Sibel aşkısıyla Bahar. Kusum. Ben Muhammed. Ali Çiftçi Aslem Burdurluyum. 7-1-2001 tarihinde Burdur'da doğdum. Evet, DMD'nin açılımı da orijinal açılımı böyleymiş. Ve bir kitap yazmış, inanılmaz. Ben Hikmet, 24 yaşındayım. DMD'yim. Oyunları çok seviyorum. Tır oyunları oynuyorum. Eyde oynuyorum. Ümit abime teşekkürler. Çok zor bir yaşam. Sadece istedikleri kendilerini kabul görmesi. En çok rahatsız oldukları konu bu. Severek oynadım. Daha sonra bıraktım. Eyde oyununa geri dönmeye karar verdim. ...25 yaşında. Her zaman söylediğim gibi Heyday sadece bir oyun değil görüldüğü üzere. Şu inanılmaz bir şey. Bir araya toplanmışlar, Heyday oynuyorlar, kafalarını dağıtıyorlar. Konuşuyorlar, muhabbet ediyorlar. Onun için Heyday'i seviyorum, Supercell'i de seviyorum. Devir attı. Bravo.
ki ben harbiden daha önce hiç duymadığım bir hastalık. ...36 yaşındaymış. Kaserimiz. Evet yani ilk 2-3 sene okula da gitmişler hep. Hepsinde hemen hemen aynı. Çok zor. Beş bin kişi az da değil, ciddi rakam. İnanılmaz bir savaş. Bütün hayatın, yaşamın boyunca savaşıyorsun. Allah kolaylık versin. Onun cihazı kullanıyormuş. Çok zor, Allah Allah, yardımcınız olsun. Böyle bir video çekmek de çok keyifsiz ama bu çocuklara belki bir parça yardımcı oluruz diye sizin de keyfinizi kaçırmak istemem tabii. Ama gerçek yaşanan bir şey var burada. Hüseyin mahallenin lideri bu bir yazan. Ve Hüseyin bir cihaz hediye etmişler İsveç ya da İsviçre'den. O cihazla gözleriyle yazıp gözleriyle oynuyor. Gözleriyle klavye hükmediyor. Zor vallahi, söylenecek şey yok fazla. Dediğim gibi bu konuyla alakası bilgisi olan ya da öğrenmek istediği bir şey olan ya da yardımcı olmak isteyenler
Biraz sonra mahallenin etiketini belki face sayfalarını verirler. Bir şekilde ulaşabilirsiniz. Sonuçta böyle bir oyun oynuyor olmaları bile yaşama sevinçlerini kaybetmediğinin bir göstergesi. Doğal olarak Hüseyin biraz yavaş yazıyor tabii. Evet, ben de ilk geldiğimde DM'de ailesi deyince dedim hani akraba filan da bir kısaltılması mı soy ismin filan diye düşündüm. Hiç duymadım daha önce. Harbiden öyle. Top. Evet, Facebook, Instagram sayfalarını bu isimlerle aratıp oradan da ulaşabilirsiniz. Kitap yazmış adam ya. Kitabın basılı satılıyor. Biz teşekkür ederiz, ne demek. Bravo.
tane Facebook ve Instagram sayfası varmış. Masmavi Hayaller, güzelmiş ismi de. Evet. Çok doğru. İyi ki de böyle bir mahalleye gelip böyle insanları tanımış olduk. Evet, adamların istekleri çok farklı görüldüğü üzere. Normal insan gibi kabul görmek istiyor haklı olarak. Evet ya, en büyük laf bu. Hayat hastalığa rağmen çok güzel. Sadece anlayın, destek olun bizlere. Daha bunun üstesinde söylenecek hiçbir şey yok. Adam kendi hastalığıyla zaten savaşıyor. Ben onu hallediyorum diyor. Siz de bizi kabul edin. Bir şey görmüş gibi davranmayın. Normal insan gibi davranın bize diyor. Yani uzaylı gibi bakmamalı diyor bak. En alt katı alın çünkü girişi direkt düz ayak olsun diye istiyor. Kesinlikle. Çok detaylı bilmiyorum tabii, devlet çocuklara ne yapıyor ne yapmıyor onun içinde bir şey söyleyemiyorum. Muhammed çok dolu. Hem içi dolu hem bilgi olarak da çok yoğun, araştırıyor, bir şeyler yapıyor, kitap yazıyor.
yaşama bir şekilde tutunmak zorunda. Tutunamazsa zaten iş çok daha zor. Hastalığa rağmen bir kariyerim vardı. Bütün hepsi harika ya. Helal olsun vallahi. İnşallah bir gün tanışma kısmet olur en azından İstanbul'dakilerle. Bravo. Niye yazamıyorum ben bugün ya? Tebrik ediyorum sizi, gözlerinizden öpüyorum. Helal olsun. Başka türlü çekilmez. Kesinlikle. İnşallah bir fasıl gününde dinleriz seni. Mahallenin etiketini buradan gösterelim. Mahallenin etiketi Yozgat Lüleburgaz 909 Van Yozgat Urfa. Mahalleye gelip ziyaret etmek isteyen, sohbet etmek isteyen, yani şu an ben buradayım diye sadece davetle diye yaptık ayarı. Ben biraz sonra çıkacağım. Burası herkese katılabilir olacak. İsteyen herkes katılıp arkadaşlarla sohbet edebilir, dediğim gibi bilgi alabilir, bilgi verebilir, yardımcı olabilir vesaire. Hey babalar.
Evet, buradan çıkıyoruz artık. Şu an maalesef biraz sıkıntılı bir video ama aslında çok keyifli bir video. Vicdanı, insan sevgisi olan her insan için her zaman gülmekli olmuyor. Yaşanan gerçek hayatlar var. Bunun gibi birçok daha hastalık var. Bizim ismini bile bilmediğimiz. Ben bu hastalığı ilk defa duydum. 5.000 tane çocukta varmış. Ve 3 aşağı 5 yukarı aynı seyrediyor. Yani 8-9 yaşında yürüyemiyor artık. İşte dediği gibi, biraz önce anlattıkları gibi 17-18-20 yaşlarında solunum yetmezliği filan, çok zor bir hayat. Böyle bir hayat yaşarken adam diyor ki biz yaşamayı seviyoruz, üretiyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Hepimiz bir alanda başarılıyız. Sadece şunu istiyoruz sizden. Lütfen bizi garip biriymiş gibi görmeyin. Bizi de normal insan gibi görün. Tekerlekli sandalyede ya da solunum cihazına bağlıyken gördüğünüz zaman garip garip bakmayın. Biz de normal insanız. Bizim de duygumuz var. Bizim de sevgimiz var. Bize normal insan gibi davranın. Başka bir şey istemiyoruz diyorlar Türkçesi. Takdire şayan hepsini alkışlıyorum. Ayakta alkışlıyorum hatta. Hepsini seviyorum. İnşallah arada böyle videolar çekeceğiz. Biraz üzünlü, biraz üzüntülü ama biraz da kişileri düşünmeye sevk etmesi gereken video oldu bence. Onun için her sabah kalktığınızda şükredin. Hayatlarınızın kıymetini bilin. Olmayacak şeylere can sıkıp bedeninizi, beyninizi yormayın. Evet, bu videoda böyle bir video oldu. Seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. İsteyen arkadaşlar, dediğim gibi biraz önce etiketi paylaştım. Arkadaşlarım mahallesine gidip moralmen destek verebilir, merhaba diyebilir filan. Onlara bu çok iyi gelecektir. Bunu da yapacağınızdan eminim. Yaparsanız da sevinirim ayrıca. Seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hey babalığa bakayım. Bye bye.